Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında ikisinde de bağırsak kanseri gelişme riski vardır. Ama daha ziyade ülseratif kolit hastalarında daha fazladır bu risk. Özellikle de 10 seneyi geçmiş, 10 senenin üstünde ülseratif koliti olan bir bağırsakta bağırsak kanseri gelişme riski olmayan kişi, sağlıklı kişilere göre oldukça artmıştır. Bu sebeple 10 sene sonrasında hastanın şikayeti olsa da olmasa da belli aralıklarla rutin kolonoskopiler yaparız hastaya. Crohn hastalığında ise biraz daha farklı. Bu kadar sık görmemekle beraber Crohn hastalığının farklı tipleri vardır. Bazıları ince bağırsak ve kalın bağırsakta tıkanıklıklara sebep olabilir. Bu tıkanıklıklar uzun süreli hastada kalırsa o tıkanıklık bölgelerinde de kanser gelişme riskinin arttığını bilmekteyiz. Ayrıca Crohn hastalığının makat bölgesinde fistüller, böyle kaçak yollar olan tipi de vardır. O fistül bölgelerinde, ameliyat bölgelerinde de zamanla kanser gelişme riski fazladır. Ama en fazla ülseratif kolitte bağırsak kanseri gelişme riskini biliyoruz ve takip ediyoruz. Hastalara da bunu anlatıyoruz, muhakkak bilgilendiriyoruz. Hasta çünkü şikayet olmayınca hekime gelmek istemez. Uzun yıllar, hastalık yaşı uzun olan, 10 yaştan fazla olan hastaları bu konuda uyarıyoruz.